Harika yapmışsın Nana. Tam istediğim gibi. Yarın yarışmada kesin birinci olacağım. Sana da çok yakıştı. Hadi bir kere söylesene Nana. Tamam, şimdi söylüyorum. Vücuzu. Yok, vücuzu. Dur. Bir dakika, şimdi olacak. Vücudu mu? Bak Nana, bana bak şimdi, çok kolay. Vücudumuzu. Vücudumuzu. Evet. Hadi şimdi bir kere de söyle. Vücudumuzu tanıyalım. Vücudumuzu tanıyalım. Of be. Doğru değil mi? Bravo Nana. Başardın Nana. Ne zora dönmüş Yusuf. Bu elbiseyi dikmek söylemekten daha kolaydı. Hadi şimdi yapıştıralım mı? Tamam, bu akciğer. Ne yapıyordu? Kanımıza oksijen sağlıyor. Aferin. Bu neydi? Mide. Evet, işte tam burada. Halanın halep işleri, benim pönçükler hep burada. Mide yediklerimizi parçalar, öğütür. Yorulmaz mı iş mide? Seninki çok yorulmuyor. Bağırsaklar çöp kütüsü gibi. Biriken çöpleri atmak gerek. İşte bu yüzden tuvalete gideriz. Bu da karaciğer. Burada... Bir tane daha kaldı. Kalbimiz. Kalbimiz en önemli organımızdır. Evet biliyorum. Çünkü vücudumuzda kanımızın dolaşmasını sağlıyor. Aferin. Ama o kadar değil sadece. Burası bizim hayatımız boyunca yönetir. Doğruyu, yanlışı tartı yapar sana söyler. Bütün kararlarını buradan vereceksin Canuka. Onu dinleyeceksin. Amca, sen ne zaman geldin? Ben seni görmedim. İyi geceler demek için gelmiştim ateş parçası. Hadi yat artık, geç oldu. Bir dakika. Ben de sana ait bir şey var. Tamamladım. Hadi Canukam. Pijamaları giyip yatalım. Bunu dikkatli çıkar Nana. Bozulmasın. Sen benim hayatımda gördüğüm en iyi öğretmensin. Sen de benim hayatımda gördüğüm en harika öğrencisin.
Ben de sana ait bir şeyi var. Tamamladım.